Değerli izleyicilerimiz, CHP Rize Milletvekili Sayın Tahsin Ocaklı bizlerle birlikte. Sayın Ocaklı, saygılar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Şimdi geçtiğimiz hafta Sayın Özel Rize'yi ziyaret etti. Çay üreticileriyle birlikteydi. Hatta çok sıcak görüntüler de geldi. Tarlaya girdi, sırtında çay çuvallarıyla dolaştı ve köylünün, üreticinin feryadını dinledi. Ama feryat her yerde. İşte buğday üreticisi, çay, tütün, fındık üreticisi, topyekun üretici. Yakında işte portakalı duyacağız, mandalinayı duyacağız belki. Ne oluyor aslında? Rize cephesinden bakarsak, göz bebeğimiz tabii orası. Üretimin özellikle bu alanda en çok yapıldığı yerler. Bu açıdan sizi dinlemek istiyoruz. Bir çözüm üretilebilecek mi? Geçen hafta yapılan o mitingin ardından. Çok teşekkür ederim. Biz bunun için çaba gösteriyoruz. Ne oluyor sorusunun tam olarak karşılığı şu. Türkiye şu anda yanıyor. Türkiye 2.8 milyon çiftçisinin üretim yaptığı yerde 500 binin bu alanı terk etmek zorunda bırakıldığı bir duruma getirildi. Sizin de işaret ettiğiniz gibi çayda geçinemiyor insanlar, buğdayda geçinemiyor, tütünde geçinemiyor. Toplumun bütün katmanlarında, çalışanlarında, esnafında, eğitimcisinde, emeklisinde, ücretlisinde ciddi bir feryat var. Biz de bu feryatları görüyoruz ama iktidar bunu görmüyor. Ne yaptık bunun karşılığında? Önce İstanbul'da öğretmenlerimizle onların sorunlarını bir araya gelmek için Saraçhane'de birlikte olduk. Sonra Tandoğan'da emeklilerimizin onca kalabalığına rağmen hala iyileştirmesi olmadığı halde seslerini yükseltmeye çalıştık. Sonra Rize'de çay tarlalarından, çay bahçelerinden yükselen feryatları Türkiye'nin gündemine getirdik. Ayın 14'ünde de 14 Haziran'da da buğday için, buğdayda yaşanan sorunlarla ilgili de Tekirdağ'da bunları dillendirmeye devam edeceğiz. Hikaye şu, Gülgün Hanım, tam olarak iktidar tarımın bitmesini istiyor. Tam olarak tarımın geçim kaynağı olmaktan çıkmasını istiyor. Bunun bir nedeni var elbette. Karadeniz özelinde bunun nedenini şimdi size bir daha söyleyeyim. Bakın, Artvin ilinin tamamının, yüz ölçümünün tamamının %71'ine maden ruhsatı verilmiş. Şimdi çayın neden geçim kaynağı olmaktan çıktığını daha iyi anlayabiliyoruz. Asıl neden, çay üreticisi buradan göç etsin gitsin, burada maden sahaları ile yabancı çok uluslu şirketler ile altın çıkarsınlar, bakır çıkarsınlar, taş ocağı yapsınlar ve insanlar buralarda sanayide, maden ocaklarında vesairelerde kendi topraklarında asgari ücretle çalışır hale gelsin istiyorlar. Bunun da altyapısını hazırladılar. Bunun televizyon ekranlarında karşılığını görürüz. Dijital para piyasası düzenlemeleri, kripto para piyasası düzenlemeleri, meclise getirilen kanunlar, bütün bunların hepsi dijital maden piyasasını düzenleyen haller olup çok uluslu şirketlere yarayacak ve tarımı bitirecek olan tedbirlerdir. Bu yüzden biz çay tarımının özellikle Karadeniz'de sürdürülebilir olması için en azından insanların maliyeti olan 20 TL'nin üstünde, 25 TL tarif ediyorlar. Burada 17 TL tespit edip 16.85 TL ödüyorlar. 2 TL'yi de Mart'ın 2025'inde ödeyecekler. O parada pul haline gelecek. Enflasyonu TÜİK'in açıkladığına göre hepimiz biliyoruz. Ama gerçek verileri biliyoruz, yani %40 ile %75 ile, oysa gerçekler %120'ye dayanıyor ve tarımın sürdürülebilmesi için bu çiftçinin 25 TL çay üreticisinin, 15 TL buğday üreticisinin almaması halinde sürdürmesi mümkün değil. Yani bu toprakları bırakın, mülkiyet el değişimine döndürelim demek istiyorlar. Ama bunun olmaması için biz Türkiye'de toplumun bütün sınıflarıyla birlikte en demokratik tepki haklarımızı kullanarak durumu düzeltmeye çalışacağız. Biliyoruz, biliyoruz bu iktidarı eninde sonunda vatandaş şimdiden söylemeye başladı. Yakında bir erken seçim olasılığı var ve biz iktidarı eleştirmek, yermek, daha kötüsü olsun beklemek değil.
iyi işler yapması için destek olmak üzere çağrıda bulunuyoruz. Ve kaynak var. Sadece kaynakların doğru yerlere kullanılması önemli. Bakın Rize geneli için bir tane bir şey söyleyeceğim. İki kalem kaynak söyleyeceğim. Bir tanesi Ardeşen-Ayder yolunun yapılması, buraya ayrılan bütçe 6,5 trilyon. Bir tanesi şehir hastanesi dolgusunun yapılması, buraya ayrılan kaynak 2,5 trilyon. 10 trilyona yakın iki müteahhite verilen para var Rize'de. Oysa çay üreticisine 2 trilyon, 3 trilyon lirasını vermiş olsalar idi, çay üreticisi rahat edecek. O hani Arapları taşıyacakları yolda en fazla bir yıl ertelenmiş olacaktı. Yani aciliyet ve önlemler açısından iktidar yanlış yollarda. Sadece müteahhitlere, yandaşlara yarayan bir ekonomi politikası izliyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu durumda bizim direnme, talep etme hakkımızı sürdürmekten başka çaremiz de yok. Sorun bir tane değil Karadeniz'de. Çok fazla var tabii. Ben şimdi çok doluyum yani. Ekran bulmuşken bir sürü anlatmak. Her zaman. Buyurun. Evet, yani bir tane değil. Orada yani örneğin bu Karadeniz'de çalışan işçilerin genel olarak sorunlarından bahsedersem yani. Şimdi belediyelerde işten çıkarılanlar var. Çaykur'da çalışan işçilerin mesailerinin verilmemesi gibi durumlar var. İşte sağlıkta yaşanan skandallar var. Yani biliyorsunuz insanlar randevu alamıyorlar hastanelerden. Doktor yok. Ciddi bir sorunlar var. Balıkçıların sorunları var. Ormancıların sorunları var. Bağ bahçe yapanlar var. Tarım işi yapanlar var. Arıcılar var. Engelliler var. Yaşlılar var. Bunlarla ilgili hiçbir çözüm olunmuyor. Ne yapılıyor? Tam tersine bunların yerine bunlara çözüm aranacakken ne yapıyorlar? Yeşil yola kaynak ayırıyorlar. Ne alakası varsa, niye acilse bu durum. Yeşil yola kaynak ayırıyorlar. İşte Ardeşen-Ayder beton yola kaynak ayırıyorlar. Ayder yoluna kaynak ayırıyorlar. Dolgu işlerine kaynak ayırıyorlar. Yani kaynak ayırdıkları halk kendisi. Bir de Güneysu'dan bir haber var. Rize Güneysu'dan Petomya deresinde devlet su işlerinin yürüttüğü bir ıslah çalışması var. CHP Güneysu İlçe Başkanı İrfan Karaosmanoğlu diyor ki hükümet bir yandan tasarruf tedbirleri açıklıyor. Diğer yandan da bu derenin eski su bentlerini kırıp yenisini yapıyorlar. Bu nasıl tasarruftur? Başkanımız doğru söylüyor. Ben de yerinde gittim gördüm, başkanımızla inceleme yaptım. Taşkınların önlenmesi için derelerin yanlarına dere taşkınını önleyecek düzenlemeler yapabilirsiniz de derenin su yatağına beton dökmek neyin nesidir? Bu kadar beton meraklısı olabilir mi insan? Dere yataklarının suyun aktığı yere dahi beton döküyorlar buralarda. Ama Güneysu ilçesinde oysa TOKİ'den evlerini alamayan bir sürü insan var. Heyelandan dolayı tarlalarını kaybeden insanlara herhangi bir yardım yapılmamış ama dere yatağına beton dökülmeye devam ediyor. Tam da söylediğim yere işaret etmiş başkanımız, kaynakların heba edilmesi meselesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bakın
Bir tane geçen hafta bir yasa geçirdiler. Yasa şu: 7,5 milyon çalışanı olan Dışişleri Bakanlığı, 7500 düzeltiyorum, 7500 çalışanı olan Dışişleri Bakanlığı'nın personelini güçlendirme ve eğitme ile ilgili bir vakıf kurulması. Bu vakfa da bu bakanlıktan meclisin içinde yer almayan 10 milyon TL'de bütçe ayırmışlar. Ne yapacak bu vakıf? Bu vakıf okul açabilecek, işletme yapabilecek, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olan gayrimenkuller, menkuller üzerinde hak ve tasarruf sahibi olabilecek, kiraya verebilecek, alabilecek, satabilecek, yaptığı işlerden dolayı da herhangi bir vergilendirme ile karşılaşmayacak, gelir vergisinden muaf olacak, Sayıştay denetimlerinden muaf olacak. Ne ala, ne olacak bununla? Dışişleri Bakanlığı'nı, personelini güçlendireceksiniz. Yani Dışişleri Bakanlığı'nda o kadar nitelikli elemanlar, insanlar var iken bu vakfın kurulmasına niye ihtiyaç var? Buraya kaynak ayrılmasına niye ihtiyaç var? Niye vize işlemlerini bu vakıf yapsın da şimdiye kadar yapan şirketler yapamasın? Dibi çıkmış, ülkenin dibi çıkmış. AKP sadece Sayın Cumhurbaşkanı'na yetki tanımlanmasıyla ilgili torba yasalar getirmekten başka kamu yararına hiçbir şey yapmamaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta da yine benzer şekilde torba yasa getirecekler. Bu yasada da vatandaşa değen hiçbir şey olmayacak. Ama yarın öbür gün eğer insanlar geçinememekten dolayı sokaklara çıkıp demokratik tepkiyle hak arama mücadelesine girerlerse de bunun sorumlusu bugünkü AKP iktidarıdır.